تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمر أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أم رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح مالكم غبرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي شو مبارك وكتب سنين رزان için okumuş olduğumuz Mülk Suresini Aşr-ı Şerifi evvelen bizzatüla sayı mevcudat Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve temiz ruhu şeriflerini hediye ediyoruz şu mübarek günde vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek vakitte senin rızan için okumuş olduğumuz Mülk Suresi'nin Aşr-ı Şerifi merhum büyüğümüz Aydın Yılmaz abimizin ruhuna hediye ediyoruz şu mübarek günde vasıl eyle. Kabrini bir nur makamını cennet eyle, taksiratını affeyle, seyyiatını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okumuş olduğumuz nuru Kur'an'ları bu kabristanda metfun bulunan mümin ve müminatın da bütün geçmişlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz şu mübarek günde vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu merasim için uzaktan ve yakından teşrif ederek el açıp duamızı amin diyen kardeşlerimizin de ahirete irtikalu daru beka eden bütün geçmişlerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz şu mübarek günde vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri her türlü tehlikelerden, görünür görünmez kazalardan, takat getirilmez belalardan emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da Ravza-i Mutahhara'da Hoca Şefaatçimiz Hatem-ül Enbiya Muhammed Ali Mustafa
sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru saadetlerine yapılan dualara da duamızı ilhak eyleyip kabul eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil azzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Merhum Aydın Yılmaz abimizin ruhu için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, hasaten Allah rızası için el-Fatiha. Allah kabul etsin. Allah rahmet eylesin. Değerli misafirler, Aydın Yılmaz hakkında bir kısa bilgi vermek istiyoruz. Aydın Yılmaz üstadımız rahmetli Mengen Aşçılık Lisesi'nin, Mengen Meslek Yüksek Okulu'nun ve Mengen Festivali'nin kurulmasında, organize edilmesine, yapılmasında büyük emekleri olmuş bir büyüğümüz. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tek hayali aşçılık mesleğinin eğitimiydi. Ders notlarına, kaynaklarına baktığımız zaman hep bunu görüyoruz. Biz de rahmetli üstadımızı önder alarak bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. 2004 yılında kaybettik. Mengen için çok büyük bir değerdi. Kendisinden Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Detaylı bilgiler çeşitli kaynaklarda mevcut arkadaşlar. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Çok büyük bir üstattı. Mekanı cennet olsun. Ben Türkiye'de ilk ve tek aşçılık okulunun kurulmasında ön ayak olan, okulun kurulmasını sağlayan rahmetli Aydın Yılmaz'a mekanı cennet olsun diyorum. Ve gözü arkada kalmıyor. Bugün burada güzel bir etkinlik yapılıyorsa Mengen'de, onun kurduğu okuldan mezun olan Asomder'in önderliğinde olan bir etkinlik ki sanırım kabrinde rahat uyuyor. Rahat uyuyor Aydın Yılmaz. Mekanın cennet olsun. Evet, mekanı böyle gül bahçeleri gibi. Ben onu tanıyan bir insan çiçek olarak aslında şunu söylüyorum. Eğer bugün Asomder'in genç şeyleri hariç, yani Dağlıoğlu, onun bir üst, iki üst dönemleri, eğer bugün bu derneği kurdular ve bugün Türkiye'de aşçılığı bu kadar tanıtır bir hale geldilerse, inanın Aydın Bey sayesinde. Çünkü dişiyle tırnağıyla, onlar da ortaokul 1'de 2'deyken staja birlikte götürüyorduk. Hani ben bir fiil tanımış bir insan olarak ve birçok çalışmalarda bulunan bir insan olarak o kadar çok şey borçluyuz ki eminim zaten çok hani rahattır. Ve bir manevi babamdı zaten. Ruhu şad olsun ve muhakkak çok huzurludur orada. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, ayağınıza sağlık. Allah kabul etsin. İnşallah dualarımız ulaşır. Allah razı olsun herkese. Teşekkürler. Başkanım, sağ olun.